Rabıta yapmanın şirk olduğunu iddia ediyorlar hocam. Rabıta'nın mahiyeti nedir? Rabıta yapmak şirk midir? Bize açıklar mısınız hocam? Bir de günümüzün cahil sapıkları, İthal İslam'ın Türkiye'deki misyonerleri. Buna karşı çıkmaya başlamışlar. Rabıta niye olsun? İşte şirktir. Şirktir diyenler ellerinde hiçbir delilleri yok. Kendilerinin yaptıkları şirktir. Kendilerinin yaptıkları şirktir. Bu Allah'a ben ortağım demektir. Esas müşrikler, baba müşrikler, kallab müşrikler bunlardır. En pis müşriklerdir. En pis müşriklerdir. Sen Allah'ın demediğini Allah'a yakıştırıyorsun. O ayette olmayan bir şeyi o ayetin altına sokuyorsun. Allah'tan korkmazsın. Bunun şirk değil de haram, haram değil de mekruh olduğuna dair hangi delilin var Allah'ın düşmanı. Allah'ın düşmanı. Kendisine güvenen birisi varsa buradan da ilan ediyorum. Gelsinler ilmi olarak ayetlerle, hadislerle söylesinler. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Allah hepimizi iyi etsin. Sağlığımızı, sıhhatimizi soruyorsanız iyiyiz elhamdülillah. Öteki taraftan da Allah Teala iyi eder hepimizi. İnşallah. İnşallah. Hocam geçtiğimiz video yapmıştık oy vermek hususunda. Nasıl tepkiler falan çok böyle bir yoğun tepkiler geldi galiba. Onunla ilgili bir söyleyeceğiniz var mı? Size böyle bir iki tarafında böyle bir tenkidi vardı oy vermek hususunda. Bir oy verenler tenkit etti. Oy vermeyenler kesimden de bir tenkit geldi. Ne diyorsunuz bu tenkitler hakkında hocam? Evet bazı dostlarımız sanki oy vermeyi böyle teşvik eder tarzda konuştuğumuzu söylediler. Siz oy vermenin evet. şirik olmadığını anlattınız hocam videoda. Yani bizden farklı şeyleri duyduklarını ifade ettiler. Video Biraz çok Sistem var, Sitem mari yani dost sitemi yaptılar. Allah razı olsun diyorum kendilerine. Amin inşallah. Yalnız ben burada çok kısa bir açıklama yapacağım. Evet hocam gerek oy verenler gerekse oy vermeyenler, oy vermeyip de oy verenleri şikle itham edenler noktasında her ikisine cevap olması bakımından bir iki cümle sarf etmek istiyorum. Onunla iktifa etmek istiyorum. Ben o konuşmalarımı İslam'ın siyaseti zalime dediği haram siyaseti ve siyaset erbabını müdafaa için yapmadım. Aksine bu siyaseti yapanlara kendisini mecbur hisseden kimselerin tevilleri noktasında konuştum. Onların küfürle suçlanamayacağını, değişik mazeretlerinin bulunduğunu ifade etmeye çalıştım. İslam dışı bir siyasetin şer'i ölçüler içerisinde olmayan bir siyasetin zalim bir siyaset olduğunu ve İslam ölçülerine göre e, haram olduğunu ifade ettim. E, yani benim sıkıntım siyaset erbabını müdafaa değil, bu siyasete mecbur bırakılan, suya düştüğü için. Yılana sarılmak mecburiyetinde kendisini hisseden ama biraz sonra yılanların soktuğu kıvrana kıvrana can veren kimselerin tekfir edilemeyeceğini anlatmaya çalıştı. Yani... Bunu siz sizde yanlış anlamıştık e, değil mi yani hocam? Yani ben orada bu siyaseti müdafaa etmedim. Bu siyaset erbabını müdafaa etmedim. Allah'a sığınırım bundan. Karşı tarafı da değişik şekillerde suçlamadım. Yani sadece ve sadece bir şeyin hesabına yani kendi mihverini oturtmaya çalıştım o kadar yani. Anladım. Evet benim nazarımda siyaseti şeriye farzdır. Siyaseti gayri şeriye haramdır. İslam dışı bir parlamenter sistemi kabullenen kimselerin İslam'la alakasının kalmayacağına inanan birisiyim. Ancak e, burada yani Müslümanların çıkış menfezlerinin bırakılmadığı şartlarda birisini diğerisine takoz yapma gibi e, düşüncelerini göz önünde bulundurarak herkesi tekfir etmenin doğru olmayacağını ifade etmeye çalıştım. Bundan ibaret. Ben başka bir şey söylemiyorum. Hocam yüzünüzü de merak ediyorlar. Ne zaman göstereceksiniz yüzünüzü hocam? Ruyu <laughs> yüzünüzü Siy merak edenler var. Ne diyeceğiz hocam onlara? Ruhyu siyahımızı... <laughs> İnşallah Cenab-ı Hak e, yani güzel bir yüz hakkı ile kendisine kavuşmayı Hocamızın nasıl? Hocamızın yüzünü böyle? görmek isteyenler salgın hastalıktan önce hocamız vaazları vardı. Ulaşmak isteyen olursa mesaj atar zaten bize. Biz evet. yönlendiririz. Gün ola, atarız. gün ola, har ola. Hemen bak okul efendiye sormuş <laughs> Hocam en çok merak edilen sorulardan bir tanesi rabıta hakkında. Sufilerin ve tarikat erbabının bu zamana kadar yapa geldikleri rabıta amelleri mevcut. Kimilerine göre rabıta yapmak caiz, kimilere göre caiz değil. ve Bir kısmında rabıta yapmanın şirk olduğunu iddia ediyorlar hocam. Rabıtanın mahiyeti nedir? Rabıta yapmak şirk midir? Bizi açıklar mısınız hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Bukhari rivayet ediyor. Allah ilmi bir fidanı yerden çekip almak gibi almaz insanlardan sizden. Aksine insanlardan ilmi alimleri onların arasından alarak çeker alır. Ta ki hiçbir alim bırakmaz. O zaman insanlar cahil başlar edinirler. Onlara sual sorarlar. Onlar da bilmeden fetva verirler. İlimsizce fetva verirler. Böylece hem saparlar hem de saptırırlar. Günümüzde İslami ilimlerde hiçbir nasibi bulunmayan kimseler konuşmaya pek meraklıdırlar. Fatiha'yı doğru dürüst okumaktan aciz. Kelime-i tevhidi telaffuz etmekten aciz olan kimseler ilimde ahkam keserler. Allah'ın ayetleri üzerinde konuşurlar. Allah'a yalan iftira ederler. Resulullah sallallahu sallallahu aleyhi ve demediğini, murad etmediğini ona yakıştırırlar. Kendi bidatlerini ona yamamaya çalışırlar, gayret ederler. Böylece Resulullah'a da yalan iftira ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e söylemediğini söylemiş gibi yakıştırırlar. Burada da böyle. Rabıta dediğimiz amelin insanlar nezdinde konuşulması gerekmeyen işlerden olduğu, erbabının yanında konulması, konuşulması icap eden meselelerden olduğu açıktır. Erbabına malumdur. Lakin madem ki böyle piyasaya bu işi düşürdüler, siz de bu soruyu bana sorma ihtiyacı hissettiniz. Ben de dilimin döndüğünce birkaç kelam etmek istiyorum bu mevzuda. Rabıta amelinin ben usul bakımından daha önce ne mana ifade ettiğini anlatmaya çalışayım. Usul bakımından. Şimdiye kadar bin seneyi aşkındır yapıla gelen bir rabıta amelinin şirk olduğunu veyahut günah olduğunu söyleyen 150 seneye kadar hiçbir alim geçmemiştir, gelmemiştir. Kitapların hiçbirisinde bu geçmez. Yani binleri bulan sene, binleri aşan bir sene içerisinde e bu işlenen bir ameldir. Peki ne oldu da hocam 150 senedir bu söyleniyor peki? Müştehitlerin böyle bol olduğu zamanlarda, muhaddislerin sayısız olduğu devirlerde, fukuhanın, ilmi kelam alimlerinin, akaid alimlerinin, tevhid alimlerinin böyle çok bulunduğu zamanlarda yapılan bir amel. Yani gizli bir amel değil. Ümmet bu mesele üzerinde hiçbir şey söylememiş ümmetin alimi müştehitleri, muhaddisleri, müfessirleri. Şeyden başka, Medihten başka, kabulden başka hiçbir şeyleri olmasa onların sükuti icmaları bu işin caiz olduğunun en büyük delillerindendir. Bu bir. Yani ümmetin alimleri sapıklık karşısında susmuş olamazlar. Ümmetin alimleri bir masiyet karşısında süküt etmiş olamazlar. Ümmetin benim sapıklık üzerinde asla bir araya gelmeyecektir. Hadis-i Şerifi bunu da ifade etmektedir. Onun için usulcülerden kimileri sükut-i icmanın hüccet olduğunu söylemişler ki Hanefiler bunlardandır. Sükut-i icma demek yani bir şey olur, bir şey söylenir. Bu söylenen olan şeyin karşısında alimler, Rabbani alimler susarsa onların kabulü manasına gelir bu. Yani 150 seneye kadar, 130 seneye kadar diyelim biz hiç kimse bu şeyin, rabıtanın şöyle ya da böyle olduğuna dair hiçbir şey söylememiştir. 150 seneye kadar. Ancak bundan 150 sene önce Muhammed İsmail Eddihlevi diye bir zat, Abdülaziz Dihlevi'nin talebesi bu. Bu zat bu hususta aykırı görüşler ortaya koymuş. Ondan sonra Sıddık Hasan Han El-Künnevci denilen zat İngilizlerin Hindistan'ı işgal etmesinin ve Hindistanlı Müslümanların İngilizlere itaat etmesinin farz olduğunu na dair fetva veren bir zat bu. Ettecül Mükellel isimli eserinde bu mevzuyu dile getirmiş ve bunun münker olduğunu söylemiş. Daha yeni, yenilerde. Şah Veliullah Dilevi'nin el Kavlül Cemil isimli eserine de iftira etmiştir. Anlamamıştır orada yazılanları. Orada yazılanları anlamayıp o gebavetinden, zekalılığından, idrak Sizliğinden dolayı o sözü tepe taklak yapmıştır. Şahülullah Dilevi El Kavlül Cemili'nin iki yerinde rabıtadan söz eder. Muhaddis. Onu lüzumlu görür. Onun felsefesini bir yerde felsefesinin ne için öyle olması lazım geldiğini anlatır. Ben şimdi onun üzerinde çok kısa bir şey söyleyeceğim ayrı. Ama alimlerin bu usta ne söylediğine dair usulü bir şey ortaya koymak için. Yani ilim erbabı kendilerinden evvel bu mevzuda alimlerin ne söylediğine dair merak ederler. Yok bu usta bu mevzunun caiz olmadığına hatta mekruh olduğuna dair herhangi bir söz yok. Ancak bu çeyrekler anlayamayan kimseler veyahut da bu işi ayağa düşüren Sofiye erbabını görüp bu işi sedden ya yani suça giden yolları tıkamak için yasaklayan kimseler konuşmuşlar böyle 100 sene, 130 sene, 140 sene, 150 seneden beri. Anlaşıldı mı? Ha. Şimdi bunlar bunun dışında bir de günümüzün cahil sapıkları. İthal İslam'ın Türkiye'deki misyonerleri. ideolojik atmosferde oryantalistler tarafından tezgahlarda, atölyelerde icat edilen bir İslam, alternatif bir İslam. Biraz putperestlikten, biraz şuradan, biraz buradan böyle katılarak İslam düşmanlarının hazırladığı bir İslam dosyası var. Bu devlet Ali Osmaniye çöküşe geçtikten sonra ve yerine başka bir mirasçı geldikten sonra bizim milletimize ihraç edilmiş bu. İslam düşmanlarının e, icat ettiği İslam. İtal İslam, oryantalizm İslamı, İslam olmayan İslam, alternatif İslam. Bu İslam'ın geriye olarak yani böyle maddeci bir anlayış hakim olmaya başlamış. Bu o zamanın mı ürünü? Bu hocam. Tabii yani. Meyvesi. E, buna karşı çıkmaya başlamışlar. Rabıta niye olsun? İşte şirktir. Şirktir diyenler ellerinde katı bir delil olması lazım. Bunu zoomlayan katı bir delil olması lazım. Hiç tevil kaldırmayan, başka bir manaya gelmeyecek, hiç itiraz edilemeyecek kesin bir delile ihtiyaçları var. Peki şimdi onlar Ondan neyi delil var? gösteriyor hocam? Yok hiçbir delilleri yok. Ellerinde hiçbir delilleri yok. Bunların yaptıkları, kendilerinin yaptıkları şirktir. Çünkü şirk demek en büyük haram demektir. Allah'ın haram demediğini haramdır demek haram demediği şeye şirktir demek en büyük haramdır demek bu Allah'a ben ortağım demektir. Allah nasıl kanun vaz ediyorsa hüküm veriyorsa ben de hüküm veririm demektir bu. Yani ben Allah'ın ortağıyım demektir bu. Esas müşrikler baba müşrikler, gallabi müşrikler bunlardır. Yok ellerinde delil. Delil bazı şeyleri delilleri alıyorlar onları kendi akılsız ve mantıksız dünyalarında böyle yoğuruyorlar. Onlarla oynuyorlar kıyaslarla bir yerlere varıyorlar. Neymiş? Adam bir sevdiği kişiyi hayalinde ne yapıyormuş? Canlandırıyormuş. Karşısında böyle mütevazi bir şekilde duruyormuş. Böyle bir şey yapmanın, tasavvur etmenin şirk olduğuna dair ne bir ayet var, ne bir hadis var, ne bir kıyas var. Sadece şeytanın kıyasları var. Tasavvuru küfür bile küfür değil değil mi hocam yani? Ya şimdi nedir bu? Nereden çıkarıyorsun sen bunu? Sen buna en büyük küfür diyorsun. Haram demiyorsun. Orta şey en büyük küfür diyorsun. Mekruh demiyorsun. Mekruh değil hiç. Haram değil. Ve şirk. buna şirk diyorsun. Kim nereden çıkarıyor bunu? Hangi ayet? Zümer suresinin üçüncü ayeti. Neymiş o Zümer suresinin üçüncü ayeti? Onlar bizi putlarımız Allah'a yaklaştırsınlar diye e, onlara ibadet ediyoruz diyorlar. E bununla ne alakası var? E sen de rabıta yapıyorsun. Sana Allah'a yaklaştırılsınlar diye. E ben bir öğreticiden İslam'ı öğreniyorum. Allah'a yaklaşayım diye. Bu da giriyor mu oraya? Bir hocadan İslam'ı öğreniyorum. Sen anlatıyorsun İslam'ı. E, sen bana anlatıyorsun İslamiyet'i Allah'a yaklaşayım diye mi? Allah'tan uzaklaşayım diye mi? Ne yapıyorsun sen? Senin yaptığın ne? Ondan sonra sen eşek anılır gibi anılıyor musun bana? Ayet anlatıyorsun. Allah'a mı çalışıyorsun beni. Öyle ya. Ha. E sen şimdi senin yaptığın şirk değil. Bir hocaya gidiyorsun bir alime gidiyorsun. Ondan doğruları bulup Allah'a yaklaşmak istiyorsun. Her vesile ve vasıta yani Allah'ın yasakladığı şirk vasıtası mıdır? Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. Vasıtalar üç çeşittir diyormuş müştehitlerden. Karafi, bir memurun biha olan vesail. Yani Allah'ın emrettiği vesileler. Namaz kılmak, oruç tutmak, ondan sonra hac zekat. Bilmiyorsa, hac zekat bilmiyorsan bilene sormak. Değil mi? zikre mi? sormak. Bu nedir? Allah'a yaklaşmanın vesilelerindendir. Bu Allah emrediyor bunu. Feselu ehle zikri in la ta'lemun. Bilmiyorsanız zikir eline, ilim eline sorun. Bu bir vesile. Sizi Allah'a yaklaşmanızın sebebidir o. Kur'an okumak, namaz kılmak, hacca gitmek, bütün bunlar vesilelerdir. En sıra bazı vesileler vardır, emredilen vesilelerdir. Bazı vesileler vardır mesela müşriklerin putlarını vesile kılması yasaklanmıştır o. Onu yasaklamıştır Mevla Teala. Hiçbir şeyi olmayan putlar bizi Allah'a yaklaştıracaklar diye ona ibadet edilmez. Zümer suresinde söylenen bunlardır. Bir de vesileler vardır yine yasaklanmıştır, ne yasaklanmamıştır. Ortada mubah olan sebepler. Kırlara gidersin, böyle ne yaparsın? Tefekkür edersin. Tefekkür edersin, Allah'a yaklaştırır seni bu. Akan suların şarkı Kırıltıları senin zihnindeki kirleri adeta böyle yıkar, tertemiz eder. Ondan sonra e ne bileyim işte böyle erken uyursun gece namaza kalkmak için. Uyumak işte vesile, sevaptır. Uyumak sevap. Yani bazı vesileler var bunları iyi niyetle yaparsın. Sevap bile alırsın bu bah bile olsa. Sen suyu içersin elhamdülillah demek için, Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah sevap alırsın su içmekten. Su içmek ne vardır ne vaciptir ne sünnettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ondan sonra şöyle bir gezeyim dersin. İbret alayım viranelerden. Aa i̇şte şey bu. Kul siru fevzuru keyfe kâne aqibatu l yani bazı vesileler vardır. Emredilen vesilelerdir. Mezarlığa gidersiniz. Mezarlığa o, o da dahil mi hocam? Rabıta-i Gel mezarlığa gidersin. O emirdir o. Evet. Resulullah, zuruha." Onlar emredilen bir vesiledir. Emredilen ee, vesile. Aynen. Ahireti hatırlamak için. O emredilen. Ben onu yasaklamıştım. Siz onu şimdi şey yapın. E, ziyaret edin kabirleri. O kabirleri ziyaret etmek size ahireti hatırlatacaktır. Şimdi iyi niyetlerle iyi şeyler güzel oluyor. Daha güzel oluyor. Mesela bir insan abdest alsa niyet etmese abdesti oluyor. Ama niyet etse sevap da alıyor. Şimdi bu adamlar burada sapla samanı karıştıran kimseler, mahluklar gibi iş yapıyor yani. Müşriklerin... Bunların amaçları tarikata niye saldırıyorlar hocam? Amaçları ne? Tarikata Tarikat, çok saldırıyorlar. Dinsizliklerinden hmm. şundan. Yani maddeci materyalist düşünceleri var. Onun haberi yok onların. İlmaniye dediğimiz o maneviyatsızlık onların mafsallarına ilik. Ama zahirde onlara da karşı gibiler ee, hocam böyle. Öyle sisteme. karşı karşıyım demekle karşı olunmuyor yani. Ha ne oluyor? Şimdi Güya aklınca onların put putlaştırdığı kimseler ona yasak dedi ya. O da o putlaştırdıkları kimselere uymuş oluyorlar. Hani o Yahudiler ve Hristiyanlar hahamlarını, rahiplerini Rablar ediniyorlar. Allah'ın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarını da helal kılıyorlar. Onlar da onlara itaat ediyorlar. Dolayısıyla onlara ibadet etmiş oluyorlar. İşte bunların hahamları değil, hocaları, şeyhleri, alimleri, imam saydıkları kimseler onlar bunu dedi diye bunlar da bunu demekte ısrar ediyorlar. Ellerinde bir tane delil yok. Araba alimlerinden bir tanesini getirdiler bana. Rabıtanın şirk olduğunu söylemiş. Dedim. Dedim, delilin nedir senin? Bu Zümer suresi 3. ayeti okudu. Dedim bu senin delilin değil. Sen Allah'a iftira ediyorsun. Allah Teala buyuruyor. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim yoktur. Sen Allah'ın demediğini Allah'a yakıştırıyorsun. O ayette olmayan bir şeyi o ayetin altına sokuyorsun. Allah'tan korkmaz. Ne dedi hocam hadis, öyle deyince? Ne diyecek? Dedim peki hadisten ben zayıf olsa bir hadis getir bana dedin. Rabıta'nın yasak olduğuna dair. Müslim rivayet ediyor. Müslimler diyorlar ki: "Lebbeyk Allahümme lebbek, lebbeyke lâ la şerîke leke Senden başka hiçbir ortak yoktur ancak o ortaklar vardır ki onlar da senin mülkünde senin tasarrufundadırlar Onların yaptıklarını. Ancak o ortakları vardır diyor bak. Yani şimdi Allah'tan korkmaz sen Resulullah'a da yalan iftira ediyorsun dedim. Resulullah orada ancak şu ortakları vardır diyor. Rabıta diyenler ancak şu ortaklar vardır diyen hangisi onların neyine şey yapıyor? Onlar hiç hesaba katılmayan kimseler. Onlar taşlar, betonlar, tunçlar. Onlar putlar. Allah Teala onları inkar ediyor. Onların putlarını ibadet ettiği putları. Sen burada İslam'da rehber olan kimseleri o putların arasına katıyorsun. Sen Allah'a iftira ettiğin gibi Resulullah'a da iftira Ediyorsun. Sizin işiniz Allah'a ve Resulüne iftira etmek. Yeni bir şeriat uydurmak, haram olmayan, şirk olmayan bir şeyi şirk ilan etmek ve en büyük müşrikliği yapmak. Ha Ahmet Mehmet olarak size, şahsi muayyenler olarak müşrik demeyiz. Belki size deli muamelesi yapacak Allah, onu bilemeyiz. Belki hayvan muamelesi yapacak, orasını bilemeyiz. Belki cahildir, cahil olduğunuz için sizi mazur görecek, orasını da bilemeyiz. Cehalete cevaz var mı peki hocam? Siz Belki diyorum. Sonra anladım. Belki diyorum. Ben öyle illa demiyorum. Sinlenmeyin hocam. Belki öyle olacak. <laughs> İmam Beyeki Şuabül İman'ında bir rivayet yapıyor. Zayıf isnatlı olsun, zarar yok. Aksi varid değil. Büyük bir muhaddis onu kitabına koydu. Onu kesti, beni de kesiyor. Bu ehli ahvâi ve bid'atı kesmeyebilir. Adam bir tanesi diyor ki dervişin birisi "Ya Rabbi hiçbir şeyim yok." diyor. Allah'a beni İsrail zamanında peygamberin huzurunda sadece bir eşeğim var. Senin de eşeğin varsa gönder beraber gideyim onları. Allah böyle denir mi? Hemen peygamber ona kızıyor, üzerine bağırınca Allah'tan vahiy geliyor ona. Diyor ki ey resulüm diyor Bırak onu. Biz insanlara akıllarına göre muamele ederiz. O kadar aklı çalışıyor. Bu hadis zayıf olsun. Yani bize şunu gösteriyor. Büyük bir muhaddisin ağzından ve kaleminden bize ne oldu? Rivayet edildi. İsnadı ile gelen bir rivayet. Yani demek ki allah Teala belki de bir ihtimal evet insanların hafif akıllılıklarından dolayı ki bunlar hepsi hafif akıllıdır. Hepsi bedevidir. Hiçbirisinin yani idraki yoktur. Hiçbirisinin ilmi yoktur. Sadece ayetler, hadislerle oynamayı bilirler bunlar. Hani topuğuna işeyen bedeviler derler ya ha böyle bedevidirler bunlar. Zaman ...mane haricileridir. Yani bunlar rabıta şirk demekle rabıtanın onlarca delili vardır. Ben size bu kısa sohbet içerisinde hangisini söyleyeyim? Bir tanesini söylemek istiyorum. Ahmet İbni Hanbel'in müstedinde rivayet ettiği bir rivayet var. Hadisi kutsidir. İsnadında Riştin diye bir rabi vardır. Riştin denilen ...rabiden dolayı e, bunun zayıf olduğunu söyleyenler var. Alimlerin çoğu bunun zayıf olduğunu söylemişler. Lakin Ahmet İbni Hanbel'den, Yahya İbni Be'in'den birçoklarından bunun sağlam bir adam olduğuna dair rivayet var. Ahmed İbn Hanbel'den değişik rivayetler var. Ama Buğultay bin Kılıç diye Hacerlerden önce yaşamış büyük bir muhaddis. i̇kmal Tehdib olacak. Onun ikmalinde, mizlinin tehdibini ikmalde, bunun hakkında sağlamdır diyen kimseleri, Rin görüşlerini aktarmaktadır. Yani hadis, hadi uzatmayalım uzun gider o. Hadis tahkik anında hasen li Yani delil olarak kullanılmaya elverişli bir hadistir. E, nitekim Ahmed İbn Hanbel'in müsnedine koyduğu hadislerin onun mezhebi, onun iştihadı olup olmadığı sorulunca İbn Temiye, İbn Teymiye şöyle demiştir. Bu iki görüş vardır. Yani hangi hadisi müsnedine koyduysa onun o mezhebidir. Değildir de denilmiştir diyor. Ama bu zayıf bir rivayettir. Yani onların imamları imam kabul ettikleri İbni Taymiye, Ahmed İbn Hanbel'in bir hadisi müsnedine koyması onun mezhebi olduğunu gösterir. Görüşünü sağlam görüş olarak mecbur fetavasına almış koymuş yani. Ha. Şimdi hadis ne hocam? Hadis şu. Benim kullarımdan dostlarım o kimselerdir ki ve in min ibadi ve esfiyae min halki ellezine. Yarattıklarımdan seçtiğim kimseler o kimselerdir ki onlar hatıra getirildiği zaman ben hatıra getiririm. Ellezine yukeruna bi zikri ve uzkeru bi zikri. Benim hatırlanmamla onlar hatırlanır. Onların hatırlanmasıyla ben hatırlanırım. Yani Allah'ın dostlarını biz hatırımıza getirdiğimiz zaman Allah'ı zikretmiş oluruz. Rabıta aslında esasında nedir? Bir zikirdir. Yani Allah'ın dostunu hatırladığımız zaman otomatik ben Allah, Allah geliyor aklımıza. Nitekim bu hadisin gramatik bir tahlili yapılacak olursa orada bağ vardır. Yani Allah'ın zikri ile dostlarının zikri birbirinden ayrılmaz. insak manasında ise. Vahd Allah'ın zikri onların dostlarının zikriyle beraberdir. Musahabet manasında ve da dostlarının zikri Allah'ın zikrinin sebebidir, aletidir. E yani hulabese manasında. Ve birçok manaları nereden bakarsanız bakın işrabıtıya geliyor. Yani Allah'ın dostları salih kimselerin zikri yani hatırlanması, hayale getirilmesi Allah'ı zikretme neticesini doğurmaktadır. Dolayısıyla büyük bir ameldir bu. Ha, onu zikrediyor. O arada ondan manevi bir yardım aldığını farz ediyor. Mesela onu zikretmiş oluyor. Onu hatırına getirmiş oluyor. Onu hatır ona getirmekle Mevla Teala'yı zikretmiş oluyor. Öyle bir fuuzatın kendisine gelmesini temin etmeye çalışıyor. Bu sünnet olan bir şey. Yani Allah'ın düşmanları. Yani bunları siz bağının manası ılsat mıdır? Musahabe midir? İstihane midir? E nedir yani? Allah'ın dostlarının zikrini kuşanmak suretiyle ne yapıyorsunuz? Allah'ı zikretmiş oluyorsunuz. Allah dediğiniz zaman otomatikman Resulullah aklınıza geliyor. Resulullah dediğiniz zaman ne diyor? Nebi dediğiniz zaman Allah geliyor aklınıza. Birçok hadisler var. Ahmet İbni Ambel'de başkalarında birçok hadisler var. Allah'ın dostları o kimselerdir ki onlar görüldüğü zaman Allah hatıra gelir. Aynen. O hadisi özellikle hocam. Evet. Böyle nice hadisler vardır. Liküllimri'in maneva. Yani sen şimdi onu Allah'ı zikretmeye basamak yapıyorsun. Yani. Vesile olmuş oluyor hocam. Tabii. Ondan sonra İmam Tirmizi Şemail'inde rivayet ediyor. Resulullah'ın torunlarından bir tanesi soruyor. Resulullah bana hatırla. Yani vasfet, anlat nasıldı. Onunla manevi bir alaka kurayım. İrtibatı maneviye tesis edeyim. Peki şemail kitapları vardır. Resulullah'ın omuzu şöyleydi, kaşı böyleydi, saçı böyleydi, şurası şöyleydi, yürümesi şöyleydi, gülmesi böyleydi. Hayvana bindiği zaman şöyle yapardı, elbiseyi gezi, giydiği zaman şöyle yapardı. Yürürken hiç etrafa şuraya buraya bakmazdı. Sanki Resulullah önünüzde tecessüm etmiş. Bütün Yani bir rabıtay manevi tesis için yazılmıştır şemail kitapları. İmam Tirmizi hususi yazmış bunu. Bunun onca şerhleri var. Başkaları bu hususta kitaplar ortaya koymuş İbn Kesir gibi. Rabıtanın delilleri onlarca delili vardır. Onlarca delili vardır. Onlarca. Yani böyle. Siz de bir kitap Arapçadan tercüme mi etmiştiniz? Ya ben bir o kitap o hususta telif ettim. Bu usta yazılan eserler var. Ama günümüzün cahilliği eskide olmadığı için o kadar mufassal yazılmamış. Günümüzdeki gibi dibe vurmamıştır bu ilim. Onun için bugün günümüzdeki cahillere bir sığırı anlatır gibi anlatmak mecburiyetimiz var. Anlatacağız. İnsanlara öyle anlatacağız. Şimdi bunların niyetleri niyetleri güzel değil. Niyetleri güzel olsa yanlış yapsalar yine ayağının altının tozunu ö, yüzümüze sürer. Ama niyetleri öyle değil. Ümmetin birliğini bozmak, Allah dostlarına harbi ilan etmek ve Allah dostlarına karşı yani ben buna harbi ilan ediyorum. Bu gerçekten Allah dostu olursa Cenab-ı Hakk'a onun huzurunda ben nasıl hesap veririm korkusu yok. Çünkü yani belki de ahirete imanı yok. Bununla ilgili bir hadisler Aa, de var tabii değil mi hocam? Bukhari'de, Ahmet İbn müsnedinde Bukhari'de ve başka yerlerde kim benim dostuma düşmanlık ederse bana muharebe ilan etmiştir. Yani Allah benim bildiğim iki kişi için bu muharebeyi söylüyor. Bir faize son vermeyen bir de Allah dostlarına düşmanlığı sürdürenler için bu tabiri kullanıyor. Çok ağır bir şey. Muharebe harbi ilan ederim ona diyor. Evet. Cesarete bak değil mi? Ha, sen ne cesaretle şey yapıyorsun? E, ha, yanlışlıkları böyle edebiline söylersin. Yanlış gördüğün şeyleri ben yanlış zannediyorum dersin. Ama o şeytandır, o şeyledir, o böyledir. Bunu şahsi muayyen olarak yahut bir cami olarak e bunu söylemen ancak insan şeytanlığının muktezası bir şeydir. Yani şöyle diyorsunuz değil mi hocam, şöyle anlıyoruz. İfrat edenleri olabilir. Onlar bundan ayrıdır. Evet, sen onların ifrat eden yanlışlarını söyle düzeltmesi için. Eyvallah diyorsunuz. Tabii. Lakin bunu toptan şirktir demek vesaire Allah dostlarına savaş ilan etmek asla asla o şirktir, bir şey değil. Onu yapanlardan müşriktir. En pis müşriklerdir. Her zaman söylediğim gibi erbabı siyaset Allah'ın yetkisini kasbetmeye çalışıyor. Belli sahalarda ona ortak oluyor. Ama dinden kurtulmak için din adına bunu yapmıyor. Ama bu müşrikler din icat etmek için bunu yapıyorlar. Din icat ediyorlar. Din adına bunu yapıyorlar. Bunların müşrikliği daha pis bir müşriklik. Ellerinde bir delil yok. Yani bir adam olsa, böyle bir ilim adamı olsa gelse şöyle karşı karşıya konuşsak meseleleri. Ya Şeria diye bizim Hanefi ulemasının ileri gelenlerinden mahbubi. Şerit i Ulum da diyor ki, cüneyd ee, Cüneydi Bağdadi'nin esaslarının on esasından bir tanesini kalbini şeyhin kalbine rapt etmek, ondan faydalar, feyizler talep etmek. Yani siz kalbinizi mürşidin kalbine rapt ediyorsunuz. Sanki bir boruyla bağlamış oluyorsunuz. Mevlete Teala oradan nurani nurları size akıtmış oluyor. Bir hayti münasebet değil mi hocam? Ee, yani nurani bir haytimin münasebet. Tabii irtibat kurmuş oluyorsun. Yani sen bunda bunun şirk değil de haram, haram değil de mekruh olduğuna dair hangi delilin var? Allah'ın düşmanı. Bir tane bile yok diyorsun orada. Yani bir tane yok. Zayıf da olsa bir hadis yok. Zayıf da olsa bir hadis yok. Hadis diye getirdikleri ancak ve ancak başkalarıyla alakalı, bu meseleyle hiçbir alakası bulunmayan rivayetlerdir ve onların üzerinde Resulullah'a iftiradır sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar Bunların şanı budur. Yani bu mevzuyu sizinle hala meleğin nas insanlar huzurunda bu kadar konuşabiliyorum. Eğer kendisine güvenen birisi varsa buradan da ilan ediyorum. Kendi kahramanlığımla değil bu hakikatin ulviliğine olan itimadıma istinaden bunu söylüyorum. Bu hakikat kendisini ispata kafidir. Benim gibi bir zayıfa ihtiyacı yok. O taş değil. Ha, benim gibi bir zayıf bir insanın dilinde bile o hakikati ben onlara haykırmaya hazırım. Varsa kendilerine güvenenler gelsinler ilmi olarak ayetlerle, hadislerle Akait alimlerinin sözleriyle ve dişe dokunur. Alimlerin ifadeleriyle söylesinler. Münazara mı davet ediyorsunuz hocam? Münazara değil çünkü münazara yapacak şeyleri yok. Müzakereye. İlmi bir müzakereye He, varsa diyorsunuz. Varsa, ehliyeti olan gelsin tartışma diyorsun. Aynen sizin karşınızda bana bu işin şirk olduğunu, hayır, haram olduğunu, hayır, mekruh olduğunu, hayır, hilafi evla olduğunu söylesin. Ben burada ilan ediyorum, kabul edeceğim. Ama ikra etsin beni. Delillerle, Maval, hüccetlerle, ürühanlarla. Maval okumasın. İlimden konuşalım. Hikaye anlatmasın bana. Kendi hahamları ve papazlarının söylediklerini böyle e, mikrofonla bize aktarmasınlar. Yani onları putlaştırıp onları ibadet etmekle iktifa etmesinler. Onları Rab haline getirmesinler. Kendi bildikleri delilleri varsa söylesinler buyursunlar. Bekliyorum. Kitaptan kitabı delillerle, ayetlerle, hadislerle varsa delili olan burada müzakereye yaparız diyorsunuz hocam. Sıkıntı olmaz diyorsunuz. Hatta ve hatta müştehitlerin bir sözü varsa, fukahanın bir sözü varsa yani yeni böyle bir 150 seneden beri ki bu çeyreklerin değil yani bu aslanların çekildiği vadilerde çakallar yani hocam? Valiliğini ilan eden çakallar değil. Aslanları istiyorum ben. Anlatabildim mi? Peki sen aslan mısın? Ben aslan değilim ama benim sırtımı yasladığım kimseler aslan. Elhamdülillah. Hamdolsun. Ben onların sadece söylediklerini söylüyorum. Kendimden bir şey söyleme cesaretini kendimde bulmuyorum. Bunu itiraf ediyorum. Ama onlar, onlar getirsinler kendileri arslanları bulsunlar bize. Çakallar bizi kesmez. Tilkiler bizi kesmez. Evet aslanların bulunmadığı vadilerde valiliğini ilan eden tilkileri istemiyoruz biz. Aynen öyle. Tamam. Tamam hocam. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Hakkımız varsa helal olsun. Bu mevzi, mevzuyu bu kadar... İnşallah herkes de aydınlanmış yani olur hocam. Yani bu kadar basite indirmekten dolayı büyüklerin büyüklerden afımı istiyorum. Estağfurullah hocam. Tabii. Ama böyle kısa bir şeyde onlara başka ne diyebilirdik diye düşünüyorum. Ha? Bırak. Şafidir. Hocam Allah razı olsun. 7 saate yakındır buradayız. Bizi ağırladınız. Hakkınızı helal edin. Varsa helal olsun. Dodağınıza da, da içtik.